hanımlar, Ev Bebek Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir patik modeliyle geldim. Prenseslere layık bir model. Çok güzel, kolaylıkla yapabileceğiniz bir patik. Tam detaylı anlattım. Kullandığım ip Puka Baby Class Kartopu Baby One ile birebir aynı diyebilirim. Kullandığım da tığ 2,5 milim tığdır. 0,6 aylık çalıştım. Hatta 3 aylık çalıştım da diyebilirim ama ölçüsü 0,6 aylığa tekabüldür. Daha büyük yapmak isteyenler için de videoda ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Patiğe başlayalım. Patiğin hemen tabanından başlayalım. Tam 15 tane zincir çekiyoruz. 0,3 aylık yaptığım için 15 zincir çekiyorum. Daha büyük yapmak isteyenler 16, 18, 20 zincir çekebilir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çektim. Şimdi 14. zincire tel alıp sık iğne yapıyoruz. Tam 6 tane sık iğne yapalım. Şu an 3, 4, 5, 6. Şimdi normal trabzan yapıyorum. Şimdi daha büyük sayı çekenler son zincire kadar hiç artırma yapmadan trabzan yapsın. Şimdi zincir sayısı fark etmiyor. Ön ve arka topuk bu şekilde örnek kuruluyor. Şimdi son zincire geldik. Tam burada 6 tane trabzan olacak. Şimdi hemen trabzan yaptığımız hemen dibine tekrar trabzan yapıyoruz. Yani bu taraftaki zinciri doldurduk. Şimdi geçiyoruz diğer taraftan, diğer zincirin kanadını dolduruyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. Buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Hemen şuradan bakın ilk sık iğnenin tepesinden bu şekilde giriyorum. Tel alıp kaydırdım. Sıfırladım. Bakın şimdi bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. İlk sık iğnenin tepesine çift trabzan yapıyoruz. İkinci sık iğnenin tepesine de çift trabzan yapıyoruz. Şimdi hanımlar, buraya 6 tane yapmıştık ya, buraya kadar trabzan örelim, hiç artırma yapmıyoruz. Burası patiğin ön burun kısmı, burası da arka kısmı. Burada sadece 2 tane sık iğnenin tepesine çifter trabzan yapıyorum.
Yani burada 4 tane oluyor. Evet, şimdi 6 tane yaptığımız trabzana geldik. Bunların tepesine çifter çifter batıyoruz. Burada 6 tane var. Çifter çifter battığımız zaman 12 tane trabzan olmuş oluyor. Şimdi çift batıyorum her trabzanın tepesine. Toplam 12 tane olacak. Evet. Şimdi son 2 tane sık iğne kalana kadar hiç artırma yapmadan trabzan yapıyoruz. Yani buradaki işlemi aynı buraya yapıyoruz. Şimdi son 2 tane sık iğne kaldı. Buraya çifter trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 4 tane trabzan olmuş oluyor. Patik tabanı kurmak bu şekilde çok kolay. Bakın bitti. Şimdi bu ilk trabzanın tepesinden tel alıp çıkış yapalım. Bu kadar. Şimdi üçüncü sıra yapıp son sıramızı gidiyoruz tabanda. Tekrardan ilk yere çift trabzan yaptım. Şimdi ikinci yere de çift yaptım. Bu kadar. Daha yapmıyoruz. Bu artırma olan, çift olan yere kadar düz trabzan örüyoruz. Evet, artırma olan yere kadar geldim. Şimdi burada çift var. Çift direk var. Şimdi hemen ilkini çift batıyorum. Trabzan yapıyorum. Şimdi diğer yanına bir tane trabzan. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Tekrardan bir çift. Bir tek. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve son çiftimizi yaptık. Burayı bir çift bir tek yapmamızın sebebi patik burun kısmının muntazam şekilde düşmesi. Eğer hep çift yapsak bu ön kısmı çok bol, büyük kaba düşer. Sırf tek yaparsak mesela burası yuvarlak formu vermez. Onun için bir çift bir tek yapacak. Şimdi bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çiftim olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de tekim olmuş. Sayı bu şekilde. Son 2 trabzan kalana kadar
trabzan yapıyoruz hiç arttırma yapmadan. Evet, şimdi tekrardan çift trabzan yapıyoruz. Son iki trabzan tepesine bu patiyi de bu şekilde bitirdik. Bakın, patik tabanımız oluştu. Bakayım. Şimdi hanımlar, bu deseni kurmadan önce bir sık iğne gidiyoruz. Bu arada daha büyük yapanlar sık iğne ya da yalancı trabzan mutlaka gitsin. Bu patik küçük düşsün diye ben sık iğne gitmiyorum. Ama 6 aylık, 1 yaş, 1,5 yaş yapanlar sık iğne ya da yalancı trabzan hiç arttırma yapmadan çevresini gitsin. Şimdi bir tane zincir çekelim. Zincirin, bakın trabzanın buradaki tepesi değil de şu zincirin kanadından gidip tel alıp sık iğne yapalım. Burada tabanla bu üst kısmını ayırmış oluyoruz. Bakın çizgisi oluşuyor. Çünkü zincirin üst kanadından girip tel alıyorum. Bakın bu şekilde yapıyorum. Şimdi komple çevresine sık iğne girelim. Evet, sık iğne yaptım, bitirdim. Şimdi hemen buradaki desenleri oluşturacağız. Şimdi tam arka ortasına baktığımda hemen yapmamışım. İki tane yalancı trabzan yaptım. İki tane yalancı trabzan yapalım. Şimdi buradaki sırayla yapıyoruz. 5 tane yarım trabzan alarak tığ da biriktirelim. Çıkış yapmıyorum. 2 4 5. 5 tane yaptım. Sonra komple çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani bunu böyle kilitliyorum. Sonra sık iğne ile bakın dibindeki yerinden batıp tel alıp çıktım. Şimdi tekrardan iki tane trabzan yapıyorum. Yalancı trabzan. Şimdi tekrardan her iki yalancı trabzanda bir portkom yapıyoruz. Şekilde yaptım. Çıkış yaptım. Sıkıştırdım bir zincirle. Sonra dibinden tel alıp çıkış yaptım. Bakın. Son kez gösteriyorum. Dört, beş, tel aldım, çıkış yaptım. Dibinden aldım, çıkış yaptım tekrar. Ve yalancı trabzan. Evet, komple sırayı bu şekilde yapalım. Diğer sıraya geçelim. Evet, bitirmek üzereyim. Hanımlar, buraya bir tane daha popcorn yapacağım.
hemen şuradaki yalancının, yalancı trabzanın tepesinden tel aldım, çıkış yaptım. Şimdi sık iğne gidiyoruz. Bu dış taraftan değil, iç taraftan sık iğne gideceğiz. Şuraya zaten burada ilk yer birleştirdik. Buraya hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi şu tepenin şuradaki fark ettiyseniz yalancı trabzan tepesi oluyor. Sık iğne alıp çıkın. İki tane burada var. Bir de popkonun tepesindeki telden sık iğne alarak çıkış yapın. Bakın şöyle. Komple bu sırayı sık iğne yapalım. Evet, sık iğne bitirdim. Şimdi hemen ilk sık iğnenin tepesinden tel alıp çıktım. Şimdi patiğimize 15 zincirle başlamıştık. Tam 12 tane yalancı trabzan yapıyoruz. 16, 18, 20 başlayanlar şimdi eğer 16 ise 14 tane yalancı trabzan yapsın. 18 ise 16 tane yalancı trabzan yapsın. 20 ise 18 tane yalancı trabzan yapsın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 12 tane yaptıktan sonra bakın burada patikte kestirme yaptım. Burun kısmı oluşması için. Onu göstereceğim. Şimdi tel aldık. Yarım trabzan yaptık. Tek çıkış yapmıyoruz. Tel alıp tekrardan bakın 1-2 tane çıkış yaptık. 3 tane telimiz oldu. Tel alıp çıkış yaptık. Bu kestirme. Bir kestirme 1 trabzan yapacağız. Şimdi 1 trabzan. Şimdi tekrardan kestirme yapalım. Şimdi 1 trabzan. Bakın kestirmeyi bu şekilde yapıyorum. Yani patiğin ön kısmındaki trabzan sayılarını eksiltiyorum. Eksilterek burun kısmını, yuvarlak formu oluşturuyorum. Diğer tarafta 12 tane trabzan kalana kadar kestirmeye devam edeceğiz. Sağlı sollu eşit düşüreceğiz. Kestirmem vardı diğer patikte saydığımda. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet.
Bu kestirme bu kadar. Zaten patiği şöyle yaptığınız zaman bakın kestirme yerleri birbirine denk düşecek. Şu şekilde tuttuğunuzda bakın patik kestirme yerleri denk düştü. Buradaki sayı da eşit düşüyor. 12 tane yalancı trabzan oluyor. Şimdi hemen yalancı trabzan yapalım. Evet, son yalancı trabzan birleştirdim. Şimdi komple çevresini hiç eksiltme artırma yapmadan sık iğne gidiyorum. Bu şekilde hiç artırma yapmadan tepelere sık iğne batalım. Evet, sık iğne komple gittim. Burayı da bu şekilde birleştirip çıkış yaptım. Şimdi tekrardan yalancı trabzan yapacağız. Bakın burada size sayıp göstereceğim kaç tane yaptığımı. İki, dört, altı, sekiz, on, 11 tane yalancı trabzan yaptım. Sonra tekrardan kestirme yapacağız. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane yaptım. Bakın zaten şurada gösteriyorum. Bakın direkt kestirme, bir trabzan kestirme, bir trabzan yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kestirme yaptım burada. Tekrardan kestirme yapıyoruz. Bir trabzan kestirme. Bir trabzan. 7 tane kestirme olduktan sonra diğer tarafı da yalancı trabzanla bitirelim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kestirme yaptım ama burada bir tane fazla trabzan yapmışım. Evet, son 7'yi yaptım. Şimdi yalancı trabzandan bu sırayı bitirelim. Evet, şimdi tekrardan sık iğne yapıyoruz. Her kestirmeden sonra bir sık iğne patikte yapıyorum. Böyle bu şekilde sık iğne yapalım. Şimdi 12 tane yalancı trabzan yapıyoruz. Şimdi patiğimiz 3 aylık olduğu için bayağı bir geniş oldu. Onun için 12 tane yalancı trabzan yapıp son kestirmeyi yapacağız.
Şimdi küçük olduğu için tam 3 sıra kestirme yaptık. Daha büyük yapanlar 4 sıra, 5 sırada kestirme de ancak patiğin buradaki giriş kısmı toparlanıyor. Hani sizler bir kestirme yapıp sık iğne gidip bir kestirme daha yapacaksınız. Daha büyük yapanlar için. Şimdi bakalım burada kaç kestirmemiz varmış. Bu sefer sadece kestirme yaptım. Hiç aralarında bir trabzan yok. 2, 4, 6, 8 tane kestirme yaptım. Şimdi hiç aralarda bir trabzan yok. Hep kestirme yapıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 Evet. Şimdi hemen yalancı trabzanla sırayı bitirelim. Evet, şimdi bitirdik. Şimdi hemen buradaki üstteki deseni tekrardan aynı burada yaptığımız gibi yapacağız. Şimdi 2 tane yalancı trabzan yapalım. Tekrardan 5 tane şey yapalım. Yarım trabzan yapalım. 4 5 Şöyle çıktık. Şimdi tekrardan 2 tane yalancı trabzan. Komple bu sırayı bu şekilde yapın. Sonra lastik formuna geçeceğiz. Evet, şimdi popcornları bitirdim. İç taraftan sık iğnelerini gidelim. Bu şekilde sık iğnelerini yapalım. Komple sırayı sık iğne gidelim. Evet, şimdi birleştiriyorum. Şimdi hanımlar, patiğin lastik kısmına geçiyoruz. Onun için trabzan yapıyoruz. Patiği döndürüp dış yüzünden trabzan yapalım. Bu şekilde yapalım. Şimdi hanımlar, trabzanı yaptık. Bir önden bir arkadan alacağız. Göstereceğim onu da size. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Şimdi önden bir trabzan aldım. Arkadan bir trabzan daha aldım. Bakın, boşluktan alıyorum. Görüyor musun? Trabzanın göbeği diyelim burası. Diğeri de arkadan trabzanın göbeğini alıyorum. Bu şekilde komple plastik formu yapalım. Burada 2 tane trabzan kaldı. Orayı da böyle 2 tane alıp bu şekilde
bitiriyoruz. Şimdi tekrardan öndeki trabzanı önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyoruz. Bir ön, bir arka sırasıyla devam edelim. Ben bakayım kaç sıra gitmişim. 1, 2, 3 sıra gitmişim. Şu an 2. sıra. 3. sırada pateyi bitireceğim. Daha uzun isteyen varsa 4, 5, 6'yı yapabilir. Lastik formu da aynı bu şekilde. Şimdi size süslemeyi göstereceğim. Şimdi bakın son sırayı da yapıyorum. 3. sıramı ben geçtim. Evet, bu şekilde patiyi bitiriyoruz. Bakın. Çok güzel bir patik oldu. Şimdi size süslemesini göstereceğim. Evet, patiğimizin süsünü bu şekilde yapalım. Şimdi çiçeğini göstereyim size. 6 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen ilk birinci trabzandan gidip sık iğneden çıkalım. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Tam 4 tane trabzan yapalım. Tekrardan 3 zincir, tel alıp direkt çıkalım. Şimdi tekrardan 4 tane trabzan. 3, 4, 3 zincir, tel alıp direkt çıkalım. Şimdi 3 tane tıra zincir. Bu şekilde çiçeklerimizin yapraklarını yapıyoruz. Tam 5 tane yaprağı var. Bir, iki, üç. Çiçeğimiz bitti. Biraz ipini uzun kesin çünkü çiçeği dikeceğiz. Şimdi patiğimizin tam ortasına dikelim. Şu iğneden Allah'ım. Yaprağın her köşesinden dikeceğiz. Patiğin şimdi böyle katlayın. İsterseniz bunu patiğin yan tarafına da yapabilirsiniz ama ben önüne yapıyorum. Modeli öyle çünkü. Tam ortasından çiçeğe çevirin. Şu şekilde çiçeklerin her köşesinden iğneyle tutturun. Bakın. Evet. Hemen her köşesini dikelim. Evet, çiçeğe diktim. İncimizle yaptım. Şimdi şuradaki yeşilleri göstereceğim. Evet.
Her yeşilin ucuna ince var. İsterseniz zincir yapabilirsiniz. Bu şekilde, pardon, yanlış yaptım. Çıkış yapıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Evet, son inciyi de taktık ve bitirdik. İpimizi de böyle güzel sabitleyelim, sağlamlaştıralım. Evet, patiğimiz bu şekilde. Yerinde göstereyim. Bakın, o kadar güzel oldu ki. Çok farklı ve güzel bir model. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Evet hanımlar, bir dahaki örgüde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı gerçekten bu sefer bekliyorum. Çünkü çok beğeni az, yorumlar da az. Yapanların bana geri dönüşünü bekliyorum. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.